Peki size kızınız bende diye ne zaman aradı, ne zaman söyledi, ne zaman öğrendiniz bunu? Amcasında olduğunu kızınızın. Şimdi bana, şimdi annesi beni aradı. Dedi ki, işte o demin de söylediğim gibi, dedi ki merak etme amcasının yanında bana getirecek. Mehmet git sen kayıp ilanını kaldır ki rahat getirsin. Gelebilsinler. Hani bir sıkıntı yok. Yaptınız mı böyle bir şey? Bana getirecek zaten. Ben de kayıp ilanını çektiniz mi? Bulundu kızım. Anlamadım efendim. Yani annenin dediğini yaptınız mı? Kayıp ilanını kaldır. Amcası bana getirecek kızımızı demiş ya annesi. Evet, gittiniz evet. Mi peki? Onun için kaldırdınız mı? Evet, bunun için hayır kaldırmadım. Bunun için karakola gittim. Ben de tabii rahatladım. Kızım amca tabii önce kızdım niye bizden izinsiz gizli götürüyor diye. Ben de amcasının karakola gittim. Dedim ki kızım amcasının yanındaymış. Polisler de sağ olsun sevindik, rahatladık dedi. Çocuk vukuatları da çoğalmış. Biz de endişeliydik. Rahatladık amcasının yanındaysa. Peki dedi amcası getirsin o zaman kızı. Çünkü kayıp ilanı verildi. Çocuk bürosuna getirilip ifadesi alınıp tekrar evine dönsün. Sonra amcasını aramaya başladık. Amcasına ulaşılmıyor. Telefonu kapatmış. Tabii çocuk bürosundan tabii beni bir daha aradılar. Ne oldu? Kızımızı getir, ifadesini alalım, gidin. Yani evinize gidin. İfadesi alınması lazım ki siz şeyden düşsün, kayıp ilanında. Ulaşamıyorsunuz. Ben de dedim ki peki amca size ne zaman kızımızı tabii, getirin ama fidye istiyorum dedi. Para istedi mi sizden amcası? Amcası benden değil. Gülizar'ı arayarak yani benim kızımın diğer annesi, yani öz annesi arayarak diyor ki Ali diyor ki bana para gönder, ben buraya geldim, cebimde yol parası, bilet param yok. Annesi de diyor ki hesabımda şu an para yok. Ben sana bilet ayırtabilirim, benim orada tanıdıklarım, akrabalarım var. Sana bilet ayırtayım, gel. Bu da diyor hayır diyor, yani sözde amcası, kardeşim. Hayır diyor, ben para istiyorum, bana hesap atacağım sana, IBAN atacağım, bana para gönder. Annesi tabii şüpheleniyor ısrarla para isteyince. Sonra telefonu tekrar kapatıyor. Telefonu tekrar kapatınca tabii gene karakoldan beni çocuk bürodan aradılar. Ne oldu bu dedi amcası. Ne ayak dedi. Niye getirmiyor çocuğu getirmiyorsunuz? Dedim ki abi dedim açıkçası amcasından şüphelendim. Demek ki amcasının eli var bu işin içinde. Artık annesine de vermek istemiyor. Geç bile kalmışsınız. Annesinden para istiyor yani. Şimdi, bana illa bakın. Efendim? Şimdi bakın Mehmet Bey. Yani burada çok anlamsız bir durum var. Bu adam amcası. Evinde babasıyla bir şekilde üvey annesiyle kalan bir kız çocuğunu 17 yaşında Sümeyye'ye alışveriş yapıyor. Ayakkabılar alıyor, onun hoşuna gidecek şeyler alıyor. Yani onu aslında biraz kandırmaya yönelik şeyler de olabilir bu. Sonuçta bu adam sizin haberiniz, rızanız, izniniz olmadan ve annenin de bilgisi olmadan Şanlıurfa'da 17 yaşında babasıyla beraber yaşayan Sümeyye ile buluşuyor. Sümeyye de evden ekmek almaya diye çıkıyor. Kızı alıyor. Ve sizin ve annesinin rızası olmadan bir şekilde onu alıyor ve İstanbul'a götürdüğünü söylüyorsunuz. Ama aynı zamanda annesini arıyor ve diyor ki ben Sümeyye'yi sana getiriyorum. Ama annesi de bunun ben böyle bir şey istemedim diyor ama tabii ki kızımı getir diyor anladığım kadarıyla. Siz de neden böyle bir şey yapıyorsun diyorsunuz. Tabii tabii. Bir taraftan o çocuk şubeyi yürekten tebrik ediyorum. Yani sizden çok onlar sizi aramışlar gibi görünüyor. Sümeyye'yi buldunuz mu nerede diye. Ama burada çok anlamsız bir durum var. Bu adam sizin kardeşiniz. Sizin ne kadar kızacağınızı, kızınızın sizin için ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyor mu? Ne cesaret, neye güveniyor, kime güveniyor da kızınızı sizden habersiz, sizin evinizden kandırarak alıyor. Sözde annesini götürüyorum diyor ama hiçbir yere götürmüyor mu? Ortada yok. Evet, evet. En son annesiyle de konuştuk. Ses kaydı da atmış Sümeyye, iki ses kaydı atmış hani benim yanımdadır diye. Sonra çocuğu görüştürmüyor yani. En son diyor ki anne akşam geleceğiz diye. Annesi de tamam diyor akşam görüşürüz, hem sesli mesaj, mesajları da bana dağıttılar. Hem de normalde yazılı mesaj WhatsApp'tan. Ama geliyor mu? Götürüyor annesi de normal işe gidiyor. Annesine götürmüyor. İlk başta diyor ki ben Urfa'dan gelemeyeceğim. Sen gel. Annesi de diyor tamam ben geleceğim. Yani çarşamba günü geleceğim. Çocuğu ben alırım. Kendimle beraber dönüşte
tekrar İstanbul'a geri döneceğiz. Bu şekilde anlaşıyorlar. Bana da söylüyor tabii. Kızımı ben gelip alacağım. Amcası bana verecekmiş. Babam ben eve gitmek istemiyorum. Babama gitmek istemiyorum. Anneme gideceğim. Bu şekilde tabii telefonları kapatıyor. Annesi de ulaşamıyor. Biz de ulaşamıyoruz. En son annesi de artık bakıyor niyetinin yanlış bir şeyler var ortada. Ali sen çocuğumu niye getirmiyorsun? Mesaj atıyor. Telefonu açmıyor. Birer kere açıyor, bir iki üç kelime kullanıyoruz, hemen telefonu kapatıyor. Kardeşiniz kaç son yaşında? Annesi de yeni öğrendi. Efendim? Ha, en son annesi de neyi yeni öğrendiniz? Önce onu da söyleyin. Ha, evet, öğrendiğimiz bilgi annesi işteyken, bundan iki gün önce, annesi iki üç gün önce bilmiyorum tam emin değilim. İki üç gün önce bize haber verdi, dedi Ali gelmiş, ben işteyken evimi soymuş. Aa. Evimi, eşyalarımı almış, ev eşyalarımı almış gitmiş. Eve tabii, nasıl girmiş? Bu neye? Tabii önceden Ali görüşüyormuş. Ha, sizin eski eşinizle kardeşiniz görüşüyormuş. Öyle mi? Evet, önceden görüşmüşler, evet. Eve girecek kadar, eşyaları alacak kadar görüşüyor. Yani enteresan. Şimdi bakın Mehmet Bey, bence burada eksik ve daha bilmediğimiz çok şey var gibi görünüyor. Yani cumartesi günü sizin kızınız evden şimdi çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor. Cumartesi sabahı, pazar, pazartesi, salı, bugün çarşamba, artık akşamüstüye doğru gidiyoruz. Yani bu kız nerede? Amcası bu kızla ne yapmaya çalışıyor? Evet. Derdi sizinle mi? Derdi eski karınızla mı? Eski karınızla herhangi bir şey yaşıyor olma ihtimalleri var mı? Eski eşiniz evli mi? Evlendi mi sizden sonra? Hayır, onunla bir bilgim yok. Ben kendisiyle de görüşmüyordum. Sizin kardeşiniz evli mi? Amca evli mi? Hayır, evli değil. Kendisi evli değil. Tabii bu daha önce kızımın annesinin yanına İstanbul'a gidiyor benim kardeşim. Öyle normal bir şeymiş gibi ziyarette bulunuyor. Nasılsın, iyi misin? Eski orada, kayınbirader olarak bu gidiyor ben yani. Evet, aynen öyle. Eski kayınbiraderi olarak gidiyor. Diyor ki ben Mehmet kardeşim isim oruna gelmek istiyor, sıkılıyor. İstersen onu getirebilirim. Annesi de hayır diyor, böyle bir şey yapma sakın. Ben kendim alırım. Daha önce de zaten ifade ettim, söyledim. Ya bakın, tabii burada bence sizin de bilmediğiniz şeyler var. Yani annesiyle ve amcasıyla ilgili. Bence bilmediğiniz şeyler var. Çünkü durup dururken amcası, yani sizin kardeşiniz, neticede sizin kardeşiniz size sormadan sizin kızınızı ne diye eski gelinleri ne oluyor şimdi? Eski neyine götürüyor? Gelinleri, yengesine. Eski yengesine sizin bilginiz olmadan ancak çocuğunuzu kaçırır. Sümeyye de ondan yardım ister. Belki de beni götür anneme, ben annemi çok özledim diyebilir. Bu da olabilir. Şimdi Gülizar Hanım, yani öz anne şu anda hatta. Gülizar Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Gülizar Hanım, size de geçmiş olsun. Sizin de kızınız kayıp sonuçta. Bana neler olduğunu bir anlatır mısınız? Gülizar'ın kaybolduğunu, amcasında olduğunu siz ne zaman, nasıl öğrendiniz? İsmin kaybolduğunu ben saat 1 civarlarında öğrendim aynı gün. Üvey annesi beni aradı. İşte kızın saat 8.30'dan beri yok dedi. Ben de hani neden beni aramadıklarını, daha erken beni aramadıklarını söyledim. Babasının karakolda olduğunu söyledi. Sonra... Peki siz amcadan kızınızı bana getirin gibi bir şey söylediniz mi amcaya? Evet, söyledim. Söylediniz. Evet, söyledim. Zaten siz mi istediniz ondan... oradan almasını kızınızı? Ben istemedim. Çünkü ben ayın 16'sında, yani bugün Urfa'ya gidecektim. Zaten kızınızı görmek için gidecektiniz. Evet, ben peki, hatta izin aldım, bilet de almıştım. Zaten kızınız, burada olduğunu öğrenince, İstanbul'da olduğunu öğrenince gitmedim. Kızınız şu anda nerede? Sizin yanınızda mı? Şu an benim yanımda değil. İstanbul'da, Silivri'de diyebiliyorum. Yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü amcası Silivri'de kalıyorum demişti. Kimin yanında? Eğer yalan söylemediyse. Kimin yanında? Amcasının yanında. Peki amcası kızı size getirmek için gittiyse Urfa'ya, kızınızı aldıysa neden size getirmedi? İşte zaten ben de hani polislere de söyledim ama polisler bana hani hiçbir şekilde böyle yardımcı olamayacaklarını, velayeti babasında olduğu için babasının hani şikayetçi olması gerektiğini zaten söylediler. Zaten babası ben şikayet etmiş.
ben hiçbir şekilde hani şikayetçi olsam da babasının... Peki velayeti babasında, babası zaten şikayetçi olmuş. Peki sizin amcasıyla, yani eski kayınbiraderiyle aranız nasıldı? Şu anda kızınız kayınbiraderle beraber ve size de göstermiyor kızınızı. Evet, babasına da göstermiyor. Neden? Şu an kızımın olduğunu ben de bilmiyorum. Çünkü bana da göstermiyor ve babasına tekrar veririz diye, yani bana söylediği, kızın seninle de görüşmek istemiyor. Çünkü sen babasıyla konuştuğun için ona vereceğini düşündüğünden dolayı benimle kızım görüşmek istemiyormuş. Öyle söylüyor. Peki isim Sümeyye'nin hayatından endişe ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Çünkü ben o adama güvenmiyorum. Peki yarın sizi stüdyoya bekliyorum. Burada bizim bir merak ettiğimiz ama henüz bilmediğimiz fakat ortaya çıkacak çok enteresan gelişmeler var. Cumartesi gününden beri isim Sümeyye'ye ulaşılamıyor. Farklı bilgiler var. Anne baba canlı yayındaydı. Şanlıurfa'dan da İstanbul'dan da gelen haberleri yayın. Sizinle konuşacağız.